Bu video Teknomail'in katkılarıyla hazırlanmıştır. Merhaba arkadaşlar, bugün sizlerle birlikte TechSort olarak Samsung Galaxy S7 için oyun performansı videosuyla karşınızdayım. Öncelikle biraz cihazdan bahsedelim. 5.5 inç büyüklüğünde 2K çözünürlüğünde Super AMOLED bir ekranı bulunuyor cihazın üzerinde. Bilindiği üzere yan tarafları kavisli ekranın ve buradan hızlı uygulamalara erişebiliyorsunuz. Bunları zaten geniş incelemesinde bahsettim. Onun dışında arka tarafı da gördüğünüz gibi kavisli. 7.7 mm bir kalınlığı var. 157 gramlık da bir ağırlığı var. SD kart desteği var cihazın. Hafıza kartıyla cihazın hafızasını arttırabiliyorsunuz. Oyunları oraya yükleyebiliyorsunuz. Öyle bir özelliği var dilerseniz. Onun dışında içerisinde Samsung'un Exynos 8890 işlemcisi bulunuyor. En yeni nesil işlemcisi bulunuyor. Bu işlemci 8 çekirdekli, 14 nanometre teknolojisine üretilmiş bir işlemci. Bu çekirdeklerden 4 tanesi Cortex A53, diğer 4 tanesi Samsung'un M1 isimli yeni çekirdekleri. Mali T880 grafik birimi bulunuyor. MP12, bu da ne demek? 12 çekirdekli bir grafik biriminden bahsediyoruz. Oyunlarda çok iyi bir performans sergiliyor. 3600 mAh bir bataryası var. Şu anda %89 şarjımız var. Videonun sonunda bakalım yüzde kaç şarjımız kalacak. 32 GB dahili hafıza. Dediğim gibi arttırabiliyorsunuz. Android 6.0.1 işletim sistemi bulunuyor içerisinde. Samsung'un TouchWiz arayüzü bulunuyor. Yanlışlıkla oyuna girdim. Onun dışında telefonun ön tarafında 5 megapiksellik kamera, arka tarafında 12 megapiksellik bir kamera var. Bunların da detaylarını videoda anlatıyorum arkadaşlar zaten. Geniş incelemeyi izlerseniz daha detaylı bir şekilde bunları öğrenebilirsiniz. Gelelim asıl noktaya. CPU'ya girdik. AnTuTu'ya bakalım. AnTuTu'da kaç oluyor cihazımız? Ondan biraz bahsedelim. AnTuTu 30.000'lik bir skor oluyor ama hiç güvenilir değil yani. Ben hiç inandırıcı gelmedi. Bir de AnTuTu bir güncelleme geldi daha bugün. Bir kafayı yedi, sayı kendine göre verdi, bir şeyler oldu yani anlamadım, hiç hoşuma gitmedi. Burada karşılaştırma yaparsak S7 Edge'den daha düşük skor alıyorum. Bu da enteresan bir şey. En yüksek zaten Xiaomi almış. Neden almış? Çünkü o tanıdık var, akraba var aralarda muhtemelen AnTuTu ile. AnTuTu da Çinli bir firma zaten. Neyse AnTuTu'dan çıkalım. Geekbench'e bakalım. Geekbench'te kaç alıyor? Evet, Geekbench testinde de gördüğünüz gibi 2000 tek çekirdek performansı, çoklu çekirdekte de 65.000, 6500'lük bir performans sergiliyor. Bunu da kendi cihazınızda karşılayabilirsiniz. Şu anda çok ciddi seviyede yüksek değerler veriyor. Bir diğer nokta, hemen ondan da bahsedelim. Bazı arkadaşlar merak etmiş. Oyunlarla ilgili telefon içerisinde bir özellik var. Oyunlar kısmı var. Gelişmiş özellikler kısmında. Game Launcher. Eğer bunu açarsanız oyunları bir yerde topluyor. Bunu geçelim. Bir de Game Tools oyun ayarları bölümü var. Bunu açtığınızda da hemen göstereyim. Oyuna girdiğinizde böyle bir simge çıkıyor. Bunlara işte kayıt yapabiliyorsunuz oyun sırasında. Onun dışında kendi fotoğrafınızı ekleyebiliyorsunuz. Bunu birazdan hatta kullanırız. Şimdilik kapalı kalsın. Direkt oyunlarla başlayalım. Oyunlarda nasıl performans sergiliyor hep beraber görelim. İlk başta ne yapalım? GTA San Andreas'la başlayalım. Karışık oynayacağım. Çok fazla oyun var. Belki hepsini oynamaya da bilirim. Yüzde kaçtı şarjımız? %89'luk bir şarjımız var. Sesini biraz açalım. Oyunun ayarları full. Parlaklık full gördüğünüz gibi arkadaşlar. Elimizde maalesef hoparlörü kapatıyoruz. Hiç güzel bir duygu değil. Yani Note 5'te biraz daha yukarıda kalıyordu hoparlör. Yanlara doğru daha büyük bir cihaz Note 5. Bunda öyle durmuyor, öyle olmuyor. Ve sesi çok çabuk kapatıyorsunuz. Ön kaldırıyorum. Düştük, düşüyorduk ya. Şurada uçağımız var. Uçağa çıkabilir miyim? Hop. Aa, kafayı vurdu. Aa, bir şeyler yapıyor. Hoppa. Hemen şuradan uçağa binelim ve ya in şu bisikletten ya. Bisiklet sürmesini de bilmiyor ya. Dingil. Bin uçağa. Ya GTA'da hafiften kasmalar var. GTA San Andreas'ta. Radyoyu kapatabilir miyiz? Radyoyu kapatamıyoruz. Birazdan telef hakkı yiyeceğiz. Evet, uçağımız kalkıyor. Sayın konuklarımız, hepiniz hoş geldiniz uçuşumuza. Uçağı şöyle sürelim. Yalnız az önce şeyi kapatamadım, radyoyu. Şu H ekranından dolayı herhalde kapanmıyor. Tam denk gelmiyor mu artık? Heh, dur. Radyo X, radyo, radyo off. Radyo off. Bak, radyo ile oynarken çarpacağım birazdan ha. İkiz kuleler modon yapalım. Şöyle gidelim. Hatta bu kulenin üzerine inmeye çalışalım. Şöyle, şöyle.
Aşağı çakıl 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 çakıl. Hop 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 kalk 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 kalk. Daha da aşağı, daha da aşağı. İyi çarptım. Döndü. Mal oldu. Vallahi mal oldu. Zaten çok fazla oyunumuz olduğu için teker teker gideceğimiz için çok uzun tutmak istemiyorum. GTA neydi bu oyunun adı? Oyun ismini unuttum. Şimdi yazacak herhalde. Umarım yazar. Liberty City. Evet, yeni geldi bu da. Ve bir değişiklik görüyor musunuz bilmiyorum. Birazdan göreceksiniz diye düşünüyorum. Devam yazıyor Türkçe. Tabii bunu da ben yaptım. Oyun ayarları, görünümde yüksek yüksek yüksek, düşük orta yüksek. Daha da fazla bir şey yok zaten. Şöyle bir tur daha geri gelelim. Türkçe yama yaptım arkadaşlar. Kaldığımız yerden devam edelim. Ben bu oyunu GTA 4 olarak biliyordum bir aralar. Eskiden oynuyordum. Hatta şöyle bir anım var. Zamanında bir bilgisayar vardı elimde. Bilgisayara bu oyunu indirmiştim. Bilgisayar mavi ekran vermişti ya. Çok efsaneydi ya. Bilgisayar böyle bir an indirdim oyunu. Açtım, normalde bu oyun şeyde başlıyor. Köprüde başlıyor. Hatırlar mısınız bilmiyorum ya da ben yanlış hatırlıyorum. Umarım doğru hatırlıyorumdur. Köprüde başlıyor. Köprüde böyle hapishane arabasından şurada köprü. Nerede bu tarafta değil mi? Sol. Ha, şu köprüde başlıyor abi oyun, tamam mı? Oyun başladı. Bilgisayarı da seviyorum. Ya hoşuma giden bir bilgisayar. Böyle tasarımı hoşuma gidiyordu ama özellikleri çok kötü. Casper'ın bir bilgisayarıydı. Oyun başladı. İki adım attım. Tık, bilgisayar gitti. Laptoptu. Yemedi demek ki. Artık nasıl bir işlemci varsa içinde. Sonra herhalde bir format falan atılmış. Düzelmişti. Bu oyunu da baya eğlenceli oynardım ya. Güzel oyundu. Baya tutmuştu herhalde bu oyun. Yani GTA, zamanın GTA 5'iydi. Bakalım GTA 5'i de göreceğiz herhalde ya. Yani görürüz diye düşünüyorum. Ne tatlı attık bu arabanın her tarafı. Burada bir şey vardı ha, bak hatırladınız mı bilmiyorum. Kasap kamyonu vardı. Kasap arabası. Arka, yok bunda mıydı? Şeyde miydi? Öbür neydi? GTA neydi o? Onun ismini unuttum ya. Şey vardı. Bu arka kapak açılıyordu, orada etler vardı. Et falan vardı. Ölü adam falan filan vardı. Şimdi hem muhabbet ediyoruz hem oyun oynuyoruz. Biraz daha sesini açalım. Radyoyu kapatalım. Ha, şurada polis istasyonu mu ne vardı? Burada hastane var. Burada görevler falan. Şurada bir çatı vardı. Ben oraya çıkıyordum. Oradan adam öldürüyordum. Ama polise mi çarptık? Yok. Şu radyoyu da kapatamadım ya. Oo. Radyo kapan. Heh, kapalı. Araba. Arkada bir yerde bir şey vardı. Demirci fabrikası vardı. Neredeydi orası ya? Demirci miydi? Maden miydi? Bir tane tünel vardı. Hatta bir tane galeri var. Galeriden araba çalardım ben. Çok çalardım hatta. O hızlı bir araba vardı şu arka tarafta. Ya yemin ederim anılarım canlandı ya. Ya bir çıkın be. Nasıl sürüyorsunuz şu arabayı? Adam yolda yürüyor abi. Var mı öyle bir şey? Herhalde motorun sahibi de. Ha, burada burada. Şurada itfaiye vardı. Abi her şeyi hatırlıyorum. Dur 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 dur. Dur dön sola. Sağa sola. Dur gel geri. Gel geri. Bak şurayı delerdim. Ama o araba. Nerede araba ya? Aa, araba yok. Burada bir araba olurdu. Bak gördünüz mü? Şurada bir araba olurdu. Vittinde var. Bütündeki bana gelmez. Bu dandik. Burada hızlı bir araba olurdu. Bayağı hızlı giderdi. Sırf onu almak için bayağı uğraşırdım. Biraz oynayalım. Ondan sonra çıkalım. Ve bir camları. Gördünüz kasıyor. Bu GTA'dan kaynaklanıyor. Ya, telefon çok hızlı. Ama GTA'yı uyarlayamamışlar. Tam ayarlayamamışlar. O yüzden sıkıntı. Gelelim Need for Speed No Limit'e. No Limit'i biraz oynayalım. Bakalım No Limit'teki performansımız nasıl. Bu arada hemen şu game launcher'ı da aktifleştirelim. Sizler de görün nasıl bir şey çıkıyor, nasıl menü çıkıyor onu görelim. Şuradan gelişmiş özellikler, game launcher açık diyelim ve Need for Speed'e geri dönelim. Heh. Gördüğünüz gibi burada bir top çıktı. Görüyor musunuz? Evet görüyorsunuz. Burada oyuna uyarı yok. Oyunda uyarı yok. Uyarı vermesini seni donanım ve geri tuşlarını, şu tuşları kilitliyor. Elinize yanlışlıkla dokunmuyorsunuz. Oyunu küçült. Tam olarak ne işe yaradığını bilmiyorum. Need for Speed'i ben indirmiştim. Bir daha mı indiriyor ya? Allah Allah. Ana ekran alıntısı. Ekran görüntüsünü çektirebiliyorsunuz. Ekranı kaydettirebiliyorsunuz. Ayarlarında ne var? Ayarlarında da çok bir şey yok. Hakkında bölümü var. Şu oyunu küçült ne işe yarıyormuş acaba? Oyunu küçült diyorum. Oyunu küçült. Oyundan çıktı herhalde. Ne oldu? Ve kaydı göstereyim. Kaydet diyorsunuz. Buraya basarak ses çok yüksek kaydedilmez diyor. Burada kendi fotoğrafınızla kendinizi koyabiliyorsunuz ama şu anda çözemedim. Ve Need for Speed maalesef indiriliyor.
Hiç beklemiyordum indirmesini. İndirdim mi biliyordum, tahmin ediyordum. Herhalde bir güncelleme gelmiş. Asphalt 8'e devam edelim biz de o zaman. Asphalt 8'in performansına bakalım. Bu oyunlar da zaten klasikleşti. Yani şimdi nereden baksan S3 bile bu oyunları kasmadan donmadan açıyor. Zaten Asphalt 8 S3 camlı zamanında çıkmış bu oyun. Yani hatırlıyorum. Yine Türkiye'deki ilk incelemelerinden birini yapmıştık. Asphalt 8 ilk çıktığı dakika hemen indirmiştim. Bak hep bir şeyler indiriyor. Bu ne ya? Vallahi telefonda da çok yer kalmadı. VR kullanıyorum. VR uygulamalarını falan test ettik arkadaşlar. VR çok keyifli. Onun üzerinde bir video çekebilirim bakalım. Beni indiriyor, tamam indirsin. Niye indiremedi? Sabahtan beri neyi bekliyorsun? Yani neyse biz o zaman buna bakalım. Başka ne var? Şu tuşları kilitle diyor. Aa kilitledi. Bir şey olmuyor. Aa ne güzel. Açalım. Abi şu kayıt ayarları vardı ya. Suratını falan kaydettirebiliyordum. Bu indire dursun. Ya da tamam dersek ne olur? Komple oyundan çıkarsak. Neyse Asphalt'ı da geçelim. Modern Combat 5'le devam edelim. Umarım bunda bir indirme sormaz. Yani bu oyunlar güncellendi mi? Ne oldu? Bir şeyler olmuş durumda. Bu da benim gözüm alıyor ya şu köşede. Bunu kapatalım en güzeli. Bakalım Modern Combat 5'e girebilecek miyiz? Evet Modern Combat 5'e girdik. Şunu kapatalım da öyle devam edelim. Yani görmüş olduğunuz, eğer diyerseniz direkt üzerinden kayıt yapabiliyorsunuz telefonum, oyun kayıtları. Yani herhangi bir root atmadan, normalde root atıyorsunuz, ondan sonra program indiriyorsunuz. İyi bir şey istiyorsanız da para vermek zorundasınız. Bu Sony'de vardı. Samsung'da bizde neden yok dedi. Yani böyle performanslı bir cihaz. O yüzden böyle enteresan şeyler yaptılar. Şimdi bu oyunun da arayüzü değişti. Hep her şeyi değiştirmişler ya. Bu ne arkadaş ya? Hani birinci bölüm nerede? Şimdi birinci bölüm yüklü değildir. Ne oldu? Nerede? Evet uyanış var. Uyanışı geçelim. Şu yalan bölümünden başlayalım. Buradan devam edelim biraz. Bakalım yalanda durumlar nasıl? Yani bakacağız göreceğiz şimdi. Evet açıl dedik. Reklam yazıyor şurada. Çok enteresan. Oyunda yani Gameloft bile artık reklam veriyor. Yani o kadar mı fakirleştiniz? Aa, sesi kapattım gördünüz mü? Silahım nasıl? Silahım çok kalitelidir. Uzun zamandır oynamıyorum ya maalesef. Şöyle. Hepsini öldürdüm. Çık 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 çık. Cover me, cover me, cover me. Geber. Ölsene. Hah. Kalbine sok bıçağı ya. Ölmedi herif ya. Beni öldürüyordu bir de. Gördünüz değil mi? Terbiyesiz. O silahım da acayip güzel ya. Bak üzerindeki kaplamayı görüyor musunuz? Hadi baba. Hadi. Come on. Come on. Ha, sana come on ya. Ne kadar yavaşsın ya. Lan adamlar öldürdü bitti ya. Kazandılar. Savaşı kazandılar. Biz daha gideceğiz. Camı açacağız. Atla atla. Lan herif camdan atlıyor bir şey olmuyor abi. Olaya bak ya. Lan ben bu camdan atlasam herhalde direkt şey olurdu. Bacağımı falan kırardım. Ölecek misiniz arkadaşlar? Bu ses niye az? Kısmışız çünkü. Of ne vuruyorum ama var ya. Hiç acımıyorum hiç. Yazık günah ya. O ne? Double kill. Gel buraya. Gelin lan buraya. Gel. Gel buraya. 3, 2, 1. Çok cahiller. Çok. Maalesef. Botla geliyorlar. Uzaktan beni öldürmüyorlar. Lan taramalı tüfek var lan. Gelme. Niye dibime kadar giriyorsun? Niye dibime kadar geri gidin lan. Girin gidin lan. Yemin ederim artık alıştım ya. Gözüm kapalı oynayayım mı biraz? Ama siz görmüyorsunuz. O zaman inandırıcı olmaz. Sıkıldım. Adam akıllı bir oyun yapın ya. Bu ne ya? Yeter ya. Allah'tan bak elimde sesi kapat. Ben de diyorum niye ses az çıkıyor. Sesi kapatıyorum abi. Olmaz ki ama böyle ya. Ses kapanınca hiçbir anlamı kalmıyor. Bak adam buradan geliyor. O sırada görmüyorsunuz tabii siz. Ben görüyorum. Üçünü birden öldürdüm mesela. Hiç acımadım. Gördünüz siz de. Artık ezberledim. Şimdi buradan kule düşecek. İşte arkada bir tane kadın sesi yapacak. Sular dalgalanacak. Biraz daha hızlanacağız. Helikopter bizi ateş edecek ama öldüremeyecek. Koskoca neydi bunun adı? Pata 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 pata. Şey. Apache neydi bunun adı ya?
Neydi ya? İsmini unuttum. Neyse. Pata 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 olarak geçiyor bir diğer ismiyle. Vuramıyor. Koskoca botu vuramıyor. Seni yapan mühendis diyorum yani. Nasıl bir mühendis? Nasıl yapmış ya? Bir kere de biz de vuramıyoruz. Ha, bak bir camdan herifi vursam bitecek aslında. Yani bu kadar. Oynadık gördünüz. Şimdi ne oynayalım? Dead Trigger 2 oynayalım biraz. Bakalım Dead Trigger'da nasıl bir performans veriyor. Dead Trigger zombi oyunu. Play. Bu oyunda biraz grafik artışı yapmışlar sanki. Grafiklerde bir yenileştirme falan gibi gidilmiş gibime geldi. Siz ne diyorsunuz bilmiyorum ama bana biraz daha iyiymiş gibi geldi grafikler. Küçük bir artış ya da telefon daha iyisini desteklediği için direkt aktifleşti o grafikler vesaire. Tam emin değilim ama. Okay. Go. Go. Biraz daha iyi yani şu ne bunun adı? Anahtarın şeyi biraz daha iyileşmiş vesaire. Bu arada güzel bir şey keşfettim. Normalde biz şöyle geri geri gidiyorduk, hatırlar mısınız? Buraya ışık koymuşlar. Bak bak. Bak ışık koymuşlar. Göremiyoruz. Eski videoları izleyin, görünüyordu burası. Orada adam böyle şeye gidiyor falan, böyle saçma sapan şeyler. Lacan bizim videoları izliyorlar mı ya bu? Şey kimdi bunun yapımcısı? Yok, Dead Trigger'ın yapımcısı kimdi ya? Acaba Türkler var mı aralarında? Bizim keşfettiğimizi görmüşler şey, o geri geri giderek. Rezil ettik herifleri ya. Işıklar çalışıyor. Koskoca ülkede zombiler var. Işıklara bakıyoruz biz zaten. Gidelim abi hadi. Yerde kanlar var. Yağmur yağıyor. Bu su nereden geliyor abi? Borular patlamış. Olaya bak. Sular da akmaya devam ediyor. Şuradan zıplayamıyor muyuz arkadaş ya? Şu kapıya 2 dakikada gidelim, 2 saniyede. Ne uğraştırıyorsun bizi? Niye düşüyorsun ya? Ha, yukarıdaki kapıya gitseydik ne olacaktı? Ne olacaktı? Ne fark edecekti? Yarım saat dolandırıyorsun bizi ya. Kapat ya. Kapat ya. Neyse. Bak yeni oyunumuz var. Batman, Superman'e karşı. Dünyanın en saçma konusunu yer alan film. Yani siz ne diyorsunuz bilmiyorum ama biraz değinmek istiyorum. Abi Batman, Superman ya. Abi Superman. Ya Superman bitti. Daha ne uzatıyorsun ya? Batman ne ya? Adam kostüm giymiş. İki teknolojik oyuncakla gelmiş. Bizim Kripton ülkesinden gelen Superman'i yenecek. Ya bu da ya. Bu da bayağı yapımcı bir yapmış ya bu oyunu. Bak görüyorsunuz sizler de. Herkes karışık. Komple birleşmişler bir oyun yapmaya çalışıyor. Oyunda rezalet. Superman'e karşı. İşte kim birbirlerini dövüyor şeyler ya. Kim onlar? İyiler iyileri dövüyor arkadaş. Var mı öyle bir şey ya? Kavga ediyoruz ya. Lan az akıllı olun ya. Bu nasıl bir oyun? Nasıl oynuyoruz? Nereden bunun oynama? Play. Bu nasıl bir oyun arkadaş ya? Bakar mısın? Bunlar kötü mü? Green okçu. Okçu muydu? Ne diyordu buna ya? Çok enter. Bir de ben kötülerdenim. Abi bizim iyi olmamız gerekmiyor mu ya? Ben oyuncuyum ya. Oyuncu her zaman iyi. Oyuncu niye kötü olsun? Biraz garip geldi bana ya. Şu olaya bak. Abi gözünden ateş. Bak Superman'i dövüyor. Abi ya rezillik ya. Ya Superman'e tekme atabiliyor ya. Adamı işlemiyor ki kanka. Adama mermi işlemiyor. Siz neyin peşindesiniz ya? Adam tekme atıyor herife ya. Abi ya çok komik şu anda. Ben ya oynamak istemiyorum. Bak yok yok ya. Ya yazık günah abi, hakaret ya. Superman vurur musun bana? Ya bıraktım vallahi vur. Allah'ını seversen. Vursana kardeş. Adam havada uçuyor abi, havada uçuyor. Cık, ya bu ne ya? Ya şunu biri bana açıklasın arkadaşlar. Şu oyunu biri bana açık. Süperman yere düştü. Oğlum herif uçuyor lan. Ne yapıyorsun? Abi ben niye kötüyüm ya? Süperman vuracak mısın artık? Ya geber abi ya. Süpermen'i öldürdük deriz Allah'tan ha. Ya oynamıyorum. Bu ne ya abi ya? Süpermen'e vurmak yazık günah ya. Yazık günah, yemin ederim. Emek yapmış. Herife uğraşmışlar. Süpermen'i dövüyoruz. Herif havada uçuyor ama biz onu dövüyoruz yani. La 2 metre daha kalksan adam yetişemeyecek ya. Ya abi ya. Süpermen ya. Hiç mantıklı değil. Bakın bu oyunda güzel. Bunu da yeni buldum. Drift yapıyorsunuz. Çok eğlenceli. Çok keyifli zamanlar geçirdim valla. Hoşuma gitti oyun. Herhangi bir reklam yok. Onu da söyleyeyim. Şimdi oradan derler. Kendim buldum. Kendim oynuyorum. Hoşuma gitti.
Öneririm kişisel. Herhangi bir şey yok. İşte puan almaya çalışıyorsunuz. Güzel driftler yaparaktan. İşte güzel driftler yapalım bakın. Duvardan böyle kıl payı geçersiniz 500 ödüyor. Zaten o 500'ü aldınız mı oyunda kazanıyorsunuz her türlü. Oyunda bu oyun da garip biraz. Yani puanlar sistemi falan bir değişik. Bölümü geçemiyorsunuz. Yani bölüm diye bir şey yok. Böyle boş boş free free takılıyorsunuz. Ah çarptık. Hayvan gibi çarptık. El freni falan var. Şöyle lastik yakalım mesela. Bastın ikisine de. Ne iğrenç lastik yakıyorsun ya. Kanka puan almak değil benim amacım da hareket yapmak. Oo ne güzel kayıyorum bak bak ne güzel kayıyorum. Hadi bu size gelsin. İğrenç döndüm he. Acayip iğrenç döndüm. Yuvarlak çiz. Çiz yuvarlak. Vuhuu. Coşun, coşun. Hepiniz öleceksiniz. Evet, bu oyunda böyle. Isınmasından bahsedeyim. Ufak bir ısınma var açıkçası. Note 5 de hiç ısınmıyordu. Ya Note 5 çok güzeldi arkadaşlar. Bunda bir de termal ısıtma olayı koymuşlar. Gördünüz mü bilmiyorum. Bakır borular falan var şu bölgede. Direkt yanlara iletiyor şeyi, ısıyı. Oradan da havaya oksitlenerek gidiyor. Free, Sniper Free oynayalım biraz. Umarım bunda güncelleme yoktu. Ya bu Game of her şey güncellemiş. O yüzden ben de tam kontrollerini yapmadım. Bakalım bunda bir şey yoktur umarım diye düşünüyorum. Şu kavisteklerden biraz göz alıyor. Oyun oynarken çok yani dokunmatikte sorun çıkartmıyor fakat ışık vurursa arkadan şuralara direkt şey yapıyor. Ne? What? Ne diyorsun ya? Bir de yine bir şeyler diyorlar. Bir de Türkçe yapsalar keşke şu oyunları. Oynayalım mı artık? Neyi bekliyoruz? Nerede oynuyoruz bu oyunu? Bu ne? Görevler. Yükselt. Gel geri. Yükselt. Param yok param. Fakirim ya. Ha. Hadi. Tamam hadi. Allah'ını seversen hadi. Basıyorum. Param yok. Param. Ya bu ne ya arkadaşlar? Bunlar nasıl oyunlar ya böyle? Ya Android'in en iyi telefonu var şu an dedim de oyun oynayamıyorum adam akıllı. Zaten bu oyunun bu şeyin sloganı da çok Samsung kendi kendine bitiriyor ya. Baba ne istiyorsun sen ya? Senin derdin ne ya? Kanka söyle bana abla. Acımızdan önce herhangi birine... Ne yapayım ben abi? Ne yapabilirim? Tuşa basmıyor ya. Basmıyor işte, basmıyor. Lanet olsun, basmıyor. Oynamıyorum abi. Oynamıyorum kardeş. Ne yapalım? GTA oynayalım biraz daha ya. Bu çok kısa mı oldu artık bilemiyorum. Yani şu biraz kayıt yapalım. Şu kayıt ayarına bakalım istiyorsanız. O kaydı izleyelim. Sizler de görün nasıl performans verdiğini. Telefon kasıyor mu, kasmıyor mu vesaire. Bir şey yapalım. GTA açalım. GTA'da bir kayıt yapalım mesela. Şuradan basalım. Hatta direkt kaydetmeye başlasın. Bizi de kaydetsin ama ya. Surat koyamıyor muyuz? Bak bitirdi. Tamam. Abi nasıl? Surat koyabiliyorduk şuraya. Bir kendi suratınızı koyabiliyorsunuz ama şu anda onu yapamadım maalesef. Evet şu anda yapılmıyor gibi. Neyse biraz da oynayalım GTA'yı. O sırada ekran görüntüsünü kaydedelim. Kayıt diyelim. Oyun ses seviyesi çok yüksek, kaydedilemez diyor. Bunun ayarları vardı ama bakalım onu bulabilirsiniz birazdan. Oynarız. Nerede öldük ya? Biz hani uçağa çarptık. O sırada öldük. Biraz daha GTA oynayalım. Oyun kasıyor. Çok güzel. Bir taksi çalalım. Taksi gelmedi. Çok güzel kasıyor oyun. Baya güzel kasıyor hem de. 26 saniye olmuş. Bu oyun daha iyi ya şeye göre, o Liberty City'ye göre. Liberty City'nin dinamikleri çok hoşuma gitmedi açıkçası. Kafayı sürüklüyorum abi köşeye. Biraz dikkat dağıtıyor ama. Şu. Görebiliyor musunuz bilmiyorum ama. Müziği nasıl açtı kendi kendine ya. Az önce çalmıyordu müzik, şimdi müzik çalıyor. Neyse dur kaydedelim.
Kaydet. Tamam, kaydet. Kaydetti. Galeriyi görün diyor. Galeriye gidelim. Ama bu ayarlara da bakalım. Game Launcher'ı da açalım. Game Launcher hakkında diyelim. Allah Allah, ayarların olması lazım ya. Ama lakin bulamadık. Kapat. Bilelim. Burada var mı? Burada da herhangi bir ayar yok. Heh, buldum. Ön kamera. Ön kamera kaydettiriyorsun. Mikrofon, oyun sesi. Heh, çözünürlük. Bitrate. Heh, buradan her şeyi görebiliyorsunuz. Full HD'ye kadar oyun kaydedebiliyorsun. 2K ekran ama kaydedemiyorsun. Zaten oyunlarda Full HD. Yanlış bilmiyorsam. Bakalım kaydettiğimiz bir görüntü hemen şuradan. Onu da görün. GTA San Andreas olarak kaydetmiş. Ne kadar güzel. Şöyle bir açalım. Ses de var. Aa, benim sesimiz de var. Bak, bitrate düşüyor. Bitrate'te düşmeler oluyor. Sabit bir bitrate yaparsak güzel olabilir. Kasma yok ama bitrate var gördüğünüz gibi. Acaba kayıt yaptığımız için mi biraz kastı az önce? Gördüğünüz gibi. Şey çıkmıyor ekranda. Bak, o çıkabilir. Onu direkt aktifleştirebilirlermiş mesela. Şu adını siz söyleyin. Ekranda dokunduğun yeri gösteren şey var ya. Veya bu aslında root mut atarak bu şeyi diğer uygulamalarda ekleyebilirler. Yani Facebook falan kaydettiysen arayüzü kaydedebilirsin. Yanlış hatırlamıyorsam Sony'de arayüzü falan da kaydedebiliyorsun. Evet. Yaklaşık bir 25 dakika, 20 dakikadır oyun oynuyoruz. %82 şarjımız kaldı. %89'du. Yani şöyle size de göstereyim. Şöyle daha yakından görebilirsiniz. %82. Evet, kısaca böyle. Siz de gördüğünüz oyun performansını. Umarım sizin için yararlı video olmuştur. Açıkçası bana sormak gerekirse bir Note 5'ten bir farkı yok açıkçası oyun performansında. S6'dan bir farkı yok. Yani daha fazlasını arayanlara ne konuda? Biraz kamerası daha iyi. Bataryası kesinlikle daha iyi gidiyor. Ona hiçbir şey diyemem. O kadar. Biraz tasarımında küçük bir yenileme var. İşte biraz daha oval, biraz daha arkasında da kavisler var vesaire. Şu parmak izi olayını çözebilselerdi güzel olurmuş. Parmak izi bırakma olayını. Kamerada çıkıntı yok gibisinden. Böyle kısaca SSDH hakkında, oyun performansı hakkında söylemek istediklerim arkadaşlar. Umarım sizler için yararlı bir video olmuştur. Yani şöyle Always On özelliğiyle de havamızı atalım. Benim söylemek istediğim bu kadar arkadaşlar. Beni izlediğiniz için çok teşekkürler. YouTube kanalımıza abone olmayı unutmayın. Facebook, Twitter, Instagram, Vine ve Periscope hesaplarımızdan bizleri takip edebilirsiniz. Şimdilik kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.